Elazığ'da atlara kadın eli değdi. Kırsalda kadın seyisler yetişiyor projesiyle 40 kadın kursiyer seyislik için ilk adımı attı. Erkek işçi olarak bilinen seyisliğe kadınlar el attı. Hayallerinin peşinden koşan 40 ev hanımı seyislik ünvanı almak için ders başı yaptı. Ev hanımları evi mutfağa bıraktı, hipodroma koştu. 40 kursiyer 46 gün boyunca hipodromda şartları, aşamaları geçmeye çalışacak. O testleri geçenlerse, başarılı olanlarsa sertifika alacak. Ne kadardır ata biniyorsun? 2 yıldır ata biniyorum. Atçılık ve antrenörlük okuyorum. Atı burada öğrendim. Çok mutluyum bu mesleği seçtiğim için. Gerçekten çok iyi bir meslek. Bayanların yapabileceği bir iş. Sevgi isteyen bir emek, sevgi isteyen bir meslek. Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürü, Türkiye Jockey Kulübü, Milli Eğitim Müdürü ve İş Kur Ortaklığı'nda kırsalda kadın seyisler yetişiyor projesi hayata geçirildi. Elazığ'da bu işleri yapmakta mutluyum. Çalışma seferberliği kapsamında bayanlara meslek edindirme yönünde İş Kur olarak biz her zaman destek verdik. Destek olmaya da devam edeceğiz. Katılımcıların günlük dep harçlıklarına İş Kur olarak destek vereceğiz. Sigorta primlerini İş Kur olarak destekleyeceğiz. Halk Eğitim Merkezi olarak böyle güzel bir projede yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halk eğitim denince daha önce işte dikiş nakış kurslarıydı. Ülkemizde gelişen sürekli bilimin gelişmesi, sanayideki gelişmeler bizleri farklı alanlarda kurslar açmaya yönelttik. Proje ile seyislik belgesi almaya hak kazanan kursiyerlerin çeşitli alanlarda istihdamı sağlanacak. 40 civarında bayanımızı burada kurs sonunda yapacağımız sınavla birlikte seyislik lisansı vereceğiz ve o lisansla birlikte bu kardeşlerimiz hipodromlarda, otellerde, at biniciliği olan yerlerde bir de hipoterapi dediğimiz bir tedavi yönteminin uygulamasında bu kardeşlerimiz inşallah çalışacaklar. Ben önceden de el iş kurslarına falan gidiyordum halk eğitimi. Çocuklar küçükken öyle oldu. İşte büyüttükten sonra da inşallah bu da bir iş imkanı olur. Seyis haberleri hem uygulamalı hem de teorik dersler görecek, eğitim görecekler. Ne tür eğitimlerden geçecekler? Burada atın bir defa atın her yönüyle pratik ve teorik dersler olacak. Bir defa pratik dersler genelde binicilik üzerine. Ve bakım atın işte tımarı nasıl yapılır? Tırnakları, işte temizliği nasıl yapılır, günlük hangi bakımlar yapacak, bu tip pratik eğitimler verecek. Bir de teorik, atın işte anatomisini anlatan, yani atın işte tamamen işte kas ve vücut sistemini anlatan teorik dersler de olacak. Ve bir nevi atın her şeyiyle tanımış olacaklar. Toplam 360 saatlik bir eğitim vereceğiz. Çevreden gelen tepkileri aldırmayan kadınlar hayallerini gerçekleştirmenin yolunu tuttu. Birçoğu atla ilk kez tanıştı. Eğitim süresi boyunca da atlara sevgiyle bakacaklar. Ya aslında hani kuzenimin vesilesiyle oldu. O şekilde yani pek aklımda yoktu. Onun sayesinde oldu. İnşallah da daha ileriye götürebiliriz. Binicilik yaptığınızı söylediğinizde farklı tepkiler geliyor. Yani doğal olaraktan bayan ata biner mi diye çok tepki geldi bu mesleğe başlarken. Sonradan alışıyorsun zaten, duyarsızlaşıyorsun. Yani atlara karşı çok çok küçüklükten itibaren aşk sevgi diyebilirim. Gitti de düzgün.